Gaziantep'te evlerden topladıkları atık cam şişeleri şalim molların ateşinde eriterek birer sanat eserine dönüştüren genç yeteneklerin yaptıkları birbirinden güzel süs eşyaları adeta göz kamaştırıyor. Bir de beş. Biraz iterek, biraz da... Cam aşkına gitti mi? Hiç yok. Odasına pişman oluyorsunuz. Zeynep'i koyun. Hocalarım, bir gün şu kuşlardan yapmayı yiyeyim ama şartlı kuşlardan. Gelin hocam, olur mu? Çok zayıf olsun. Kuş diye, kuş diyenler yaptılar sonra al. O ince çekme kullanıyor, kalın çekme kullanıyoruz. Nokta koyacağım. Ha, nokta tamam. O zaman çık. Altında sadece beyaz bir yüzey. Beyaz bir yüzey. Bunda da sıcak. Sonra bir şey istiyorsan. Bunda da bir şey istiyorsan. Tamam. Bir şey yapalım. Niye cam bak bu sürü yapış. Bir de bastırdım cam. Şimdi noktalarını koyduk, tamam mı? Evet, böyle asıklı zaman kendi koyduk. Şimdi geldi bir şey. Güzel. Evet. Yine şu. Çekeyim mi hocam? Ufak evet. Hocam. Ateş ucunu. Yaz tatili nasıl değerlendirdi? Hocam. 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 Çevir. İkisini aynı yöne çevir. Tuval. İkisini aynı yöne. Tuvalın bir tanesini kes. Mega ben çok küçük izledim çünkü neyse. Daha da büyük izledim. Hocam bu ne ya? Kalbime bıraktım ya. Hocalarım gastrofeste de etkin olarak görev alıyorlar. Çok güzel. Bu nereden açılıyor? Bunu açılmıyor. Biz bunu harika bir fikir. Bunu... Bir daha başka bir de evet. Bunu bunlar kim yaptı bunu? Siz mi? Ben verebilir miyim? Koyuyor. Tepkiye bir şuna koyuyor. Bana gelen bir şey açıyorum. Şimdi hazırla şey. İstediğim Bu ne? İnce. Bir gün hocam. Şey, Solaklarla ben çalışıyorum. Çocuk Sanat Merkezi'nde 10 tane sanat branşımız var ve bu branşlar geri dönüşüm üzerine çok fazla çalışmalar üretmekte. Ama çocuklara her şeyin atılmayacağı, aslında tekrar geri dönüşümle nasıl kazandırılacağı ve bunun sanatsal faaliyetlerle sanata nasıl dönüştürüleceğini aktarmak. Çocuklar bu süreçten çok mutlu. Tasarım atölyesinde pet şişelerden çok güzel bez bebekler yapılmakta. Annelerin yanmış tavalarından çok güzel tasarım çalışmaları çıkmakta. Mozaik atölyesinde bozuk bir tost makinesinden, kahve makinesinden çok güzel mozaik çalışmaları elde etmekteyiz. Müzik enstrümanlarında bozulan enstrümanlardan üzerine yine mozaik döşeyerek çok güzel sanatsal çalışmalar üretmekteyiz. Cam atölyesinde maden şişesinden gazoz kapaklarına kadar, tuvalet kağıdı rulolarına kadar biz her maddeyi kullanıyoruz. Çocuk bu noktada, öğrencilerimiz bu noktada onların ve her şeyin atılmayacağını, aslında her şeyin çok güzel işlenerek sanata dönüştürüleceğinin mutlu, keyfini yaşamakta ve biz bu süreçten çok mutluyuz. Ben Çocuk Sanat Merkezi'nde cam atölyesinde ders görüyorum, kursu yerim. Haftada çarşamba, perşembe günleri kurslarım var. 1200 derecelik ateşte biz camı eritiyoruz, modeller veriyoruz, desen çıkartıyoruz. Yani insan cam atölyesine geldiği zaman böyle rahatlıyor. En azından
camla ilgilendiği zaman odaklanmış oluyor. Bir şeyi başarmış olduğunu anlıyor. Diyor ki yani bunu da ben yapabiliyorum, bunu başarabiliyorum. Benim elimden de bu iş geliyor diyebiliyor. Aile konusunda benim annem ben buraya geliyorum diye çok gurur ve gururlanıyor. Şöyle diyeyim, yaptığım zaman ben keseme koyduğum boncukları anneme götürdüğüm zaman annem çok mutlu oluyor. Diyor ki aferin benim güzel kızıma. Ya ben buraya çok mutlulukla geliyorum. Her saatimde, hiç dakikamı, saniyemi bile geçirmeden direkt buraya geliyorum. Yani çok seviyorum ben cam atölyesini. Çok benim içimi rahatlatıyor. Kafam dolulduğu zaman, buraya geldiğim zaman böyle sanki pamuk gibi bir kız oluyorum. Soda şişelerini fırınlı ocağımız var arka tarafımızda. Ona koyuyoruz. Onu eritip üstüne aynı şekiller veriyoruz. Yaptığımız penguenleri yapıştırıyoruz. Soda şişesi olsun, tepsinin kenarları olsun, köşelerine biz desen verip yani model koyuyoruz. Sanat eseri deyince geri dönüşüm geliyor aklıma. Geri dönüşüm değil de onu biz daha başka bir tasarıma dönüştürmemiz insanların çok ilgisini çeker. Dışarıda gördüğünüz bir cam soda şişesini geri dönüşüme değil de biz daha başka şekillerde onu daha güzel bir tasarım yaparak sunuma çıkartmak, sergiye çıkartmak çok hoş bir duygu. Beni çok mutlu hissettiriyor bu.